Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon engelliye ibadet kolaylığı sağlayacak bir çalışma hayata geçiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı camilerdeki bütün engelleri kaldıracak ve camiler engellilerin de ibadetlerini rahatça yapabileceği bir yer haline getirilecek. Diyoruz ki engelsiz cami, engelsiz ibadet. Diyoruz ki mekan cami ise gören kalptir. Diyoruz ki mekan cami ise işiten kalptir. Engelliler için ibadet kolaylığı geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın projesiyle camilerdeki bütün engeller artık engelsiz hale getirilecek ve engelli vatandaşlar bundan sonra rahatlıkla ibadetlerini yapabilecekler. Camiye engelli arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin rahat girip ibadet etmeleri konusunda inşallah bir program düzenleyeceğiz. Camimizi onlara da engelsiz bir durumda gelip ibadet yapmaları için inşallah bir gayret sarf edeceğiz. Allah çok güzel, yararlı olur. Örneğin bizim camimiz müsait değil. En azından elindeki arabayla buraya rahat çıkabilsin, ne bilsin. Veya da bir asansör düşünebilir. Çok çok yararlı olur. Diyanet İşleri Başkanlığı engelsiz cami çalışmasıyla öncelikle her il ve ilçedeki bazı camileri engellilerin ibadet edebilmelerine uygun hale getirecek. Camilerde görme engelliler için izli yolu olan özel dokuma halılar bulundurulacaktır. Bu sayede cemaat içinde rahatça saf tutulabilecektir. Görme engellilere izli yollarla dokuma halılar, ortopedik engellilere özel asansörler yapılacak. Caminin içi ve dışı engelsiz alanlarla donatılacak, yönlendirme işaretleri konulacak. Engellilerin abdesthaneleri ise ayrı olacak. Onlar da mübarek gecelerde coşmak istiyorlar cemaatimizle beraber. O cemaate katılmak istiyorlar ama engelleri durumundan dolayı camiye gelip de o huzuru, o huşuyu bulamıyorlar. Engelsiz cami projesinin en dikkat çekici ayrıntılarından biri de minareler. İşitme engellilerin namaz vakitlerini algılayabilmeleri için minarelerde LED ışık sistemi yapılacak. Engelli cemaat bu sayede ezanı görsel olarak algılayabilecek. Samanyolu şarkısıyla bir